Merhaba arkadaşlar. Color Karnaval YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir tarifimle daha birlikteyiz. Squid Game dizisinden Korkunç Bebeği Öreceğiz hep birlikte. Biliyorsunuz daha evvel Pink Soldier tarifimi sizlerle paylaşmıştım. Çok ilgi gördü ve beğeni aldı. Bu vesileyle sizlere teşekkür etmek istiyorum. Bu çalışmamızda arkadaşlar yani Korkunç Bebeği Ördüğümüz çalışmada da yeni amigurumi teknikleri öğreneceğiz belki daha önce görmediğiniz teknikleri videomda sizlere anlatacağım bu bölümde bacak öreceğiz bacak örerken çorap görüntüsü nasıl verilir videomda sizlere ayrıntılı olarak anlatacağım hiç amigurumi örmeyi bilmeyen arkadaşlarımız bile videolarımı izleyerek kolaylıkla bu bebeği örebilecekler Kullandığım malzemelerin listesine de videomun açıklama kısmında ulaşabilirsiniz. Kanalımı ve videomu desteklemek isterseniz de beğeni ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Kanalıma abone olmayı da unutmayınız. Şimdi ben hazırım. Sizler de hazırsanız haydi hep birlikte örmeye başlayalım. Bacak örerek çalışmaya başlıyoruz arkadaşlar. Önce siyah iplikle ayakkabılarını öreceğiz. Daha sonra beyaz iplikle çoraplarını öreceğiz. Sonrasında da ten rengi iplikle bacak örerek çalışmamıza devam edeceğiz. Şimdi başlangıçta 5 tane zincir çekiyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi ikinci zincirin içinden örmeye başlayacağız. Bir tane çift örüyoruz. Yani arttırıyoruz. Yani aynı zincirin içine 2 tane sık iğne örüyoruz. 2 Şimdi 2 tane tek tek her zincire bir tane öreceğiz. 1 2 tane sık iğne örüyoruz. Bu 1 ve sonraki 2. Şimdi son zincirin içine aynı yere 4 tane sık iğne öreceğiz. 1 2 3 ve 4. Şimdi zincirlerin diğer tarafına dönüyoruz. 2 tane tek tek göreceğiz arkadaşlar. 1 2. 2 sık iğne örüyoruz. 1 ve 2. Şimdi son zincirin içine çift öreceğiz. Yani arttırıyoruz. 1 2. Evet sırayı bitiriyoruz. Birinci sıra bitti arkadaşlar. Şimdi bu başlangıçtaki zincirin içine sırayı birleştireceğiz. Çünkü bu çalışmada bacakta renk değiştirme yapacağımız için sıra birleştirme yöntemiyle öreceğiz. Bir zincir kaydırma ile sırayı birleştiriyorsunuz. Tekrar göstereceğim. Şimdi bakın ilk zincirin içine şöyle tığ batırıyorsunuz bir kere de ipi çekiyoruz hepsinin içinden geçiriyoruz şimdi bir tane zincir çekiyorum bir tane çift öreceğiz yani arttırıyoruz 1 2 şimdi 4 tane tek örüyoruz 1 2 3 4 Şimdi 3 tane çift öreceğiz. Bu birinci çiftim. 2. 1 2 3. çift. 1 2 Şimdi 3 tane tek öreceğiz. 1 2 ve 3. Şimdi 1 tane çift örüyoruz. 1 2 Başlangıçta çıktığımız zincirin içine de sırayı birleştireceğiz. Bu sırada da toplam 17 adet sık iğne örmüş olmalısınız. Şimdi geliyoruz 3. sıraya. 1 tane zincir çekiyorum. 2 tane çift öreceğiz. Bu birinci çift. 1 2 Bu ikinci. 1 2 Şimdi 6 tane tek öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 1 tane çift örüyorum. 1 2 6 tane tek öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 şimdi 2 tane çift öreceğiz bu birinci çift 1, 2 2. çift 1, 2 sırayı birleştiriyoruz sırada da toplam 22 adet sık iğne örmüş olmalısın şimdi geliyoruz dördüncü sıraya 1 tane zincir çekerek başlıyoruz şimdi bakın burada V şeklinde dikişler göreceksiniz Onların içine ve arka taraftaki ilmeğin üstünü örüyorsunuz. Düz bir sıra öreceğiz. Bunu örüyoruz arkadaşlar. Back loop only. Yani arkadaki ilmeğin içine örüyoruz sadece. İkinciyi öreceğim. Sıra sonuna kadar düz örüyoruz. Her zincirin içine bir adet sık iğne örüyoruz. 22 tane tek tek öreceğiz. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ve 22. Sırayı tamamlıyorum başlangıçta çıktığım zincirin içine de bir zincir kaydırma ile sırayı birleştiriyorum. Şimdi sıra 5 bir zincir çekiyorum yine düz öreceğiz Sıra sonuna kadar 22 tane sık iğne 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ve 22. Sırayı başlangıçta çıktığımız zincirin içine birleştiriyoruz. Şimdi geliyoruz 6. sıraya. Bir tane zincir çekerek başlıyoruz. 7 tane tek öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Şimdi 4 tane azaltma yapacağız ama yarım trabzan yapacağız arkadaşlar. Şimdi bakın bu biraz farklı yarım trabzan. Şöyle ipliği ta doluyorsunuz. Sonraki zincirin içine batırıyorsunuz. İpi alıyorsunuz. Tığınızda 3 ilmek var. Sadece bir tanesini topluyorsunuz. 1. Tekrar ipi doluyorsunuz tığa. Sonraki zincire batırıyorsunuz. ipi alıyorsunuz. Yine bir tane ilmeği alıyoruz. Tığımızda 5 tane ilmek varken hepsini birden topluyoruz. Şimdi bu birinci azaltmayı da 3 tane daha yapacağız. Tek ilmeği aldım. ipi doladım. Tek ilmeği aldım. Tığımda 5 ilmek var. Hepsini birden topluyorum. 2 Bu 3 ve 4. Şimdi arkadaşlar burada sıra sonuna kadar 7 tane sık iğne arayacağız. 1 2 3 4 5 6 7 Şimdi sırayı başlangıçta çıktığımız zincirin içine birleştiriyoruz. Sırada da toplam arkadaşlar 18 adet sık iğne örmüş olmalıyız. Şimdi burada ipliği şöyle bir zincir çekerek kısa keseceğiz. Çünkü beyaz iple örgüye devam edeceğiz. Beyaz ip bağlayacağız. Bu kısa ipi de çekerek içeriye bu şekilde saklarsınız. Şimdi beyaz ipi alacağım. Şimdi arkadaşlar beyaz ipliği bağlayacağız. Bu sırada bulu öreceğiz. Yani bakın burada gördüğünüz dikişlerin içine ve arkadaki ilmeğin üstüne öreceğiz. Şimdi burada son da en son zincir kaydırma yaparak birleştirdiğimiz zincirin içinden ipi bağlıyorsunuz. Yani başlangıç sırasını çıkarken bir zincir çekip çıkıyoruz ya o zincirin içine bağlıyorsunuz. Şimdi tekrar tığı buradan geçiriyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Şimdi zincirin içine ve arka taraftaki ilmeğin üstüne sıra sonuna kadar 18 tane sık iğne öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve sonuncuyu örüyorum 18 şimdi sırayı başlangıçta çıktığımız zincirin içine bir zincir kaydırmayı da birleştiriyorum şimdi bir tane zincir çekeceğim 3 tane tek öreceğiz 1 2 3 Bir tane gizli azaltma yapacağız. Bakın dıştaki ilmekleri alarak azaltmayı yapacağız. Bir sonraki zincirin dıştaki ilmeğini alıyorsunuz. Sonra tekrar yanındaki ilmeğinde dış ilmeğini alıyorsunuz. Bir tane sık iğne örüyoruz. Buna gizli azaltma diyoruz. Şimdi 3 tane tek 1 2 3 bir tane gizli azaltma yapacağız. 3 tane tek örüyoruz. 1 2 3 Bir tane gizli azaltma. 3 tane tek öreceğiz. 1 2 3 Sırayı çıktığımız zincirin içine ilk çektiğimiz zincirin içine bir zincir kaydırma ile birleştiriyoruz. Bu sırada da arkadaşlar toplam 15 adet sık iğne örmüş olmalısın. Evet sıra 9 arkadaşlar. Şimdi bu ördüğümüz sırada da toplam 15 adet sık iğne örmüş olmamız gerekiyor. Şimdi bir tane zincir çekeceğiz. Bir tane arttıracağız. Çift örüyoruz. 1 2 Şimdi sıra sonuna kadar 14 tane sık iğne öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14 sırayı tamamlıyorum. Sırada da toplam 16 adet sık iğne örmüş olmalısın. Şimdi bir zincir kaydırmayla sırayı birleştireceğim. Bir tane zincir çekiyorum. Sıra 10. Bir tane çift örerek başlayacağız. Yani arttırma yapıyoruz. 1 2 Şimdi sıra sonuna kadar 15 tane sık iğne öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 İlk zincirin içine sırayı birleştireceğiz. Bir zincir kaydırmayla bir zincir çekip yeni sıraya başlayacağız. Şimdi bir tane çift örüyoruz. Yine 1 2 Şimdi sıra sonuna kadar 16 tane sık iğne öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16 Sırayı ilk çıktığımız zincirin içine birleştiriyoruz. Şimdi bir tane zincir çekiyoruz. Yeni sıraya başlayacağız. Sırada da toplam arkadaşlar 18 adet sık iğne örmüş olmalısınız. Şimdi bundan sonra 12. ve 20. sıralar toplam 9 sıra öreceğiz. Düz örüyorsunuz. Her sırada 18 adet sık iğne olacak şekilde 9 sıra örelim. 9 sıra sonra buluşalım. Şimdi 21. sırayı öreceğiz. Bu sırada full öreceğiz arkadaşlar. Nasıl alttaki sıralarda zincirin içine örmüştük, bu V zincirin içteki ilmeğini örmüştük. Şimdi dıştaki ilmeğe bakın buraya öreceğiz. Dıştaki ilmeğin üstüne sadece öreceğiz. Yine bir zincir çekerek başlayacağız. Şimdi dıştaki ilmeğin üstüne örerek devam edeceğiz. Sıra sonuna kadar 18 tane full öreceğiz arkadaşlar. 2 Sıra sonuna kadar hep dıştaki ilmeği örüyoruz. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18. Şimdi bakın burada ipliği sıra birleştirme ile birleştirmeyeceğim. Dikiş için uzun bırakıp keseceğiz. Önce tabi çekelim. İpi bu şekilde çekiyoruz. İğneye geçiriyoruz. Şimdi burada gizli birleştirme yapacağız. Şimdi bakın ilk zinciri buluyorsunuz. Bu zincir Zincirin altından iğnenize geçiriyorsunuz ve zincirin altından sonra geri geliyorsunuz. Bu başlangıçta ipin çıktığı zincirin içinden de iğneye geçiriyorsunuz. Bakın burada gizli kapama yapmış oluyoruz sırayı da birleştiriyoruz. Şimdi ipi yürütelim, iç tarafta düğümleyelim ve keselim. Evet, çalışmam bitti. İpliği de kestim. Şimdi bacağın içine el yaflı dolduruyorum arkadaşlar. Ten rengi ipliği alacağız. Ten rengi iple örgümüze devam edeceğiz. Şöyle ki. Şimdi bakın ipi iç tarafa bağlayacağız. Biliyorsunuz zincirlerin dış tarafına örmüştük son sırada bu iç tarafta kalan ilmeklerin içine bağlayacağız. Şimdi bakın bacağın arka tarafını çeviriyorsunuz. Arka taraftaki ilmeğin içine bağlıyorsunuz. Şimdi buradan bağlayacağım. İpliği alıyorum. Bir tane düğüm atıyorum. Sıra 22. Şimdi ipliği bağladığım zincirin içinden de tığ geçireceğim. Nereye bağladıysam ipi oradan geçiriyoruz. İpi buradan alacağım arkadaşlar. Artık zincir çekerek başlamayacağımız için spiral döreceğimiz için düz öreceğiz. Devam edeceğiz. Şimdi içerideki zincirlerin içine 18 tane sık iğne örüyorsunuz. Yani bulu örüyoruz arkadaşlar. 1 2 3 Düz örüyoruz sıra sonuna kadar. 4 5 6 7 8 9 tek de görüyoruz. 10 11 12 13 14 15 16 17 ve bakın sonuncu öreceğim Bu da 18 birinci sırayı tamamlıyorum ten rengi iplikle örmüş oluyorum ilk sırayı şimdi spiral öreceğimiz için arkadaşlar işaret koyalım Burası benim sıra başım Bundan sonra düz öreceğiz. 12 tane sıra örüyorsunuz düz. 12 sıra. Her sırada 18 adet sık iğne olacak şekilde örüyoruz. 12 sıra. 12 sıra sonra buluşuyoruz. Evet arkadaşlar, 12 sıra örgümü tamamlıyorum. Şimdi bu çalışmanın sonucunda burada bir tane zincir çekelim. Şu işareti de alalım ipliği kısa kesiyoruz ve iç tarafta saklıyoruz. Şimdi böylece birinci bacağı hazırlamış oluyoruz arkadaşlar. İçini de elyafla dolduruyoruz. Şimdi bu bacağın aynısından bir adet daha örüyorsunuz. Aynı şekilde aynı sayılarla öreceğiz. Çalışmanızın sonu geldiğinde de ipliği kesmiyorsunuz arkadaşlar. Aynısını örelim ipi kesmeyelim. Ben de öreceğim. İkinci bölümde buluşuyoruz. Evet arkadaşlar bu bölümde bebeğimizin bacağını ördük. Yeni bölümde ikinci bacağı da öreceğiz ve gövde örerek çalışmamıza devam edeceğiz. Videomu izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Kanalımı ve videomu desteklemek isterseniz de beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı da unutmayınız. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, örgü dolu günler diliyorum. Şimdilik hoşçakalın.